Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Yapılan seçimlerin ardından ise Hatay'ın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı tarafından kutlamalar gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı'nın tüm birleşenleri katılımı ile İskenderun AK Parti ilçe teşkilatının önünde gerçekleştirilen kutlamalara vatandaşların yoğun ilgisi vardı. İlçe binası önünde kurulan platformda Cumhur İttifakı'nın milletvekili, belediye başkanları da burada halkı selamladı. Parti binası önünde toplanan binlerce kalabalığa hitap eden Cumhur İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekili Abdülkadir Özel halkın coşkusuna karşılık verdi. Sayın Doktor Mehmet Başkan Beyefendi'ye Cumhur İttifakı paydaşları liderlerine çok teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılar tek tek seçim sonucunun zaferini vatandaşlarla paylaştı. Yorgunluğa değdi. Allah'ın izniyle %52 oyla Cumhurbaşkanımızı tekrar görevine devam ettirecek. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, bir demokrasi şölenini hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin dünyaya gösterdiği bu şölene hepiniz tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İşte bugün Türkiye kazandı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek dedi. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlar kazandı. Bugün ülkenin birliğini isteyen, dirliğini isteyen, beraberliğini isteyen, büyüyen Türkiye'yi görmek isteyen herkes kazandı. Burada hepimiz kazanırken bir tek kaybeden kimdi? Okyanusun ötesindeki FETÖ'nün şerefsiz babasıydı. Kaybeden, bu kardeşliği bozmaya çalışan, bu birlikteliğe dinamit atmak için 40 yıldır bizi uğraştıran şerefsiz Apo ve onların... İşte demiştik ya, biz kazandık mı herkes kazanacak. Bu işin kaybedeni yok. Türkiye kazandı, Hatay kazandı, Belan kazandı, İskenderun kazandı. Gözümde kardeş kardeş, zaman kanla bu zaman. Altı Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette hayatını kaybeden dostlarımız var, arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var, yakınlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Eşlik size bayılıyorum. Doğru cevabı verdiniz. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Durmadınız, bıkmadınız, yılmadınız ve sonuna kadar vazgeçmediniz. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizin katkılarınızla hep beraber yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi.
yamansızın var ince denince, atınca bayrakça törece deyince. Bayramınız kutlu olsun! Bu zafer Fatih Erbakan'ın, bu zafer Mustafa Destici'nin, bu zafer Bilge Lider'in, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin, bu zafer Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi. Kaybedenleri var, var. Kim kaybetti? Okyanus ötesi kaybetti. Kim kaybetti? Kandil kaybetti. Bugün büyük, büyük ve güçlü Türkiye kazandı. Bugün yeni Türkiye yüzyılının şafağını müjdeleyen Cumhur İttifakı kadroları kazandı. Selam olsun Cumhur İttifakı'na. Yeniden Refah Partisi'nin milli görüşenlerine selam olsun. Büyük Birliğin akperenlerine selam olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin boş kurtlarına selam olsun. AK Parti'nin AK kadınlarına, AK gençlerine, AK kadrolarına selam olsun. Selam olsun. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek dedik. Öyle bir kazanacağız ki savunmada bağımsızlığını teslimlemiş bir Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki enerjide bağımsız Türkiye kazanacak. Öyle kazanacağız ki dış politikada bütün kumpaslara, tehditlere, ambargolara, şantajlara rağmen ekonomik müstakilliyetini, bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye kazanacak. Bu Türkiye bugün 27 Mayıs'ın ertesinde, 29 Mayıs'ın arifesinde kazandı mı? Kazandı mı? Kazandı mı? Dar ağaçlarına, darbelere, boyunduruk vurulmaya çalışılan mazlum milletlere karşı Türk milletinin feryadının adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Bir babam.